Evet, buna malumu ilan deniyor. Binali Yıldırım'ın AKP'nin yeni 3. genel başkanı olacağı ilan edildi. Pazar günü bir formalite kongresi olacak ve aynı zamanda da başbakan olacak. Şaşırtıcı değil, en çok adı geçen 3B'den en çok adı geçen birisiydi. Hep bekliyordu, kendisi de reddetmiyordu. İlan edildi. Biz hemen bir yayınla, Ünsal Ünlü şu anda Skype'da karşımızda. Ünsal merhaba, sabah yayın yaptın. Senle şimdi, seni bırakmıyoruz, senle şimdi bunu konuşacağız. Ama telefonda Kadri Gürsel var, Cumhuriyet Gazetesi'nin çiçeği burnunda yazarı diyelim. Kadri, evet, malumu ilan oldu, şaşırmadık. Peki nasıl oldu? Yani şimdi orada bakıyoruz görüntülerde, ayağa kalkıyorlar, alkışlıyorlar. Ömer Çelik diyor ki şunlara danıştık, bunlara danıştık ama biliyoruz ki danışma diye bir şey yok. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı. Bir önce bu olayın bu boyutu hakkında ne düşünüyorsun? Onu bir dinleyelim senden. Atanmış bir başbakan var karşımızda fakat bu gerçekte de bir başbakan değil. Dolayısıyla atanmış olmasının da pek bir önemi kalmıyor. Biz aslında normalde parlamenter sistemde seçilmiş başbakanlarla yönetilmeye alışkınız. Bu kez atanmış bir başbakan olacak, tekrar ediyorum. Fakat bir başbakan olmayacak. Çünkü zaten Binali Yıldırım'ın bu makama Cumhurbaşkanı tarafından atanmasıyla başbakanlık makamının bir anlamı da kalmadı. Ülkede fiili bir başkanlık rejimi artık tartışmasız biçimde var. Yani Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Erdoğan demişlerdi ya, artık fiili başkanlık rejimi başlamıştır. Çünkü halk oyuyla seçilmiştir. Şimdi halk oyuyla seçilmiş olan bu Cumhurbaşkanı yine halk oyuyla seçilmiş olan bir başbakanı görevden aldı. Hükümet darbesi yaptı ve bu hükümet darbesinin sonucunda da kendi istediği başbakanı atadı. Oraya yerleştirdi. Başbakan değildir. Binali Yıldırım başbakan değildir. Kabine şefidir. Peki Binali Yıldırım tercihinde en önemli gözettiği herhalde kendisine bağlılığı olsa gerek, öyle değil mi? Sadakattan başka bir kriter kalmamıştır artık umur görmek için bu ülkede. Liyakat çoktan zaten unutulmuş bir kavram ve melekedir, bir meziyettir. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın da bu iktidarın, Erdoğan iktidarının bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün operasyonlarında önemli bir rol oynadığını, güvenilen bir isim olduğunu ve bugüne kadar bu güvenini de asla boşa çıkarmadığını yaşadığımız, bize yansıyan olaylardan biliyoruz. Dolayısıyla bir uygulayıcı olacaktır, bir teknisyen olacaktır. Zaten onun hep teknisyen yönü ön plana çıkartılıyor. Başarılı bir hatip değil. Bazen serbest uslupla kürsüde konuştuğu zaman insanları eğlendirdiğini gördük, biliyoruz. Fakat bu iyi bir hatip olduğunu göstermez. Zaten artık başbakanın hitabetine ihtiyaç duyulan bir ülke değil burası. Evet. Kadri Gürsel, çok teşekkürler. Seninle zaten Medyascope'un değişik yayınlarında bir araya geliyoruz. Bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz ama senin de söylediğin gibi esas olarak başbakanın ve AKP'nin pazar günü resmiyet kazanacak olan genel başkanından ziyade hep yaptığımız gibi yine herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşacağız. Bu sefer çok daha fazla konuşacağız. Anlaşılan bu. Son olarak bir şey daha sorayım. Bundan sonra nasıl bir takvim öngörüyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan için? Şimdi bir Ahmet Davutoğlu parantezini kapadı. Belli bir aşamadan sonra Ahmet Davutoğlu kendisinin önünde engel olduğunu düşündü ve bu parantezi kapadı. Binali Yıldırım'la devam ediyor. Sen şimdi ne öngörüyorsun? Bir referandum, partili cumhurbaşkanlığını da referanduma götürme falan gibi bir şey mi? Erken seçim mi? Öncelikle önünde dokunulmazlıklar hadisesi var. Bu bir test olacak onun için bence. Onu geçtikten sonra da kararını netleştirecektir.
Davutoğlu ile birlikte kapanan parantez aslında sadece Davutoğlu parantezi değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir parti olma hüviyeti de önemli ölçüde bundan zedelendi ve hatta artık bu partiye Erdoğan'ın bir uygulama, bir aparatı olarak da bakabiliriz. Çok şey kaybetti iktidar partisi bu şekilde. Bundan sonra yapılacak olan, yapacağı şeylerin başında tabii ki eğer bir anayasa değişikliği, gönlünde yatan anayasa değişikliğini sağlayacak olan mecliste MHP ile olan bu işbirliği nereye kadar gider? Bir ona bakacak, nereye kadar götürebilir? 330'u geçer ve referanduma gitme imkanı olursa bu geçer mi, geçmez mi? Ona bakacak. Biraz daha aslında süremiz var sanıyorum ama ben sonbaharda veya kışa doğru, Kasım'dan önce veya Kasım'ın başı Türkiye'de mutlaka bir sandık kurulacağını, bunun referandum ya da erken seçim sandığı olacağını düşünüyorum. Evet Kadri Gürsel, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Duydunlar. Bu sesler senden mi geldi İnsaf? Evet, arada karışıyor. Aradık. Evet, Kadri'nin bıraktığı yerden diyecektim ama demeyeyim, başka bir şey söyleyeyim. Sen Ankara'da Binali Yıldırım'ı yıllarca gazeteci olarak tanıyan birisisin. Binali Yıldırım'la beraber ne nasıl değişir diye bir soru çok mu abes? Hiç mi bir şey değişmeyecek? Yani her şeyi gerçekten Tayyip Erdoğan mı karar verecek? Binali Yıldırım'ın hiçbir fonksiyonu olmayacak mı? Ne dersin? Bence olacak. Kadri'nin dedikleri doğru. Şimdi bundan 15 gün önceyi düşünürsek, seninle de daha önce konuştuğumuz şekilde bir hükümet darbesi, bir anayasa darbesi yapıldı. Zaten başbakan çıkartıldı sistemden. Şimdi o sistemin eksik parçası ekleniyor. İşin siyasi boyutu tam Kadri'nin söylediği gibi bu saatten sonra artık sadece Cumhurbaşkanı'nda, Erdoğan'da. Onun titrindeki bir değişiklik tamamen kendi tercihi ve partinin desteği, referandum sonucu vesaireyle çıkacak. Ama şu olacak, en önemli değişiklik. Şimdi Binali Yıldırım bu partinin kurucularından biri. AKP'nin 2001 yılındaki kurucularından biri. En uzun süre kabinede görev almış kişisi. İki kere sadece dışarıda kaldı. O da üç dönem kuralına, çok iyi biliyorsun, üç dönem kuralına takıldığı için mecburiyetten parti tüzüğü gereği. Ama onun dışında şöyle özellikleri olan bir insan. İstanbul'dan da, yani Erdoğan'ın siyasi hayatının ilk aşamasından itibaren yanında olan biri, kabinelerde çok güvendiği biri, ama o dışarıda kaldığı dönemde de hepimizin çok iyi bildiği o süreçte temayül yoklamasında iki numara çıkmış, buna rağmen dışarıda kalmış biri. Ve sarayda, bunu çok kişi bilmez, sarayda resmi bir unvanı olmamasına rağmen o dışarıda kaldığı dönemde bir oda verilmiş, özel kalem tahsis edilmiş, bir yapı emrine sunulmuş insanlardan biri. Şunu hatırlıyorum mesela, çok yakınlarından birinin söylediği, çok az kişiyle paylaştığı bir şey. Kendimi burada altın kafese sıkıştırılmış bir kuş gibi hissediyorum demişti. Çok bekliyordu çünkü zaten bunu. Ne değişti? Rüşen, en önemlisi şu değişecek. İlk aşamada bunu göreceğiz. İş dünyası ile AKP arasındaki soğuk rüzgar bitecek en kısa sürede. Çünkü Binali Yıldırım'ın temel özelliği şu. Çok icraatçı bir adam. Yani proje üzerinden. Şu anda hiç konuşulmayan bir boyutu var. Ekonomi çok sıkıştı. Pek çok ihale bekliyor. Bak göreceğiz. O ihaleler bir anda harekete geçecek şimdi. Daha çok işin ekonomi ve icraat boyutuyla, ama siyaset artık tamamen Aydın'ın alına söylediği düşük profil belirlenecek sözünden sonra zaten kime devredileceği belli. Siyasi aşamada hiç bu toplara girebilecek bir insan değil. Sen de hatırla lütfen. Şu son 15 sene içinde siyasi hiçbir çıkışı yok Binali Yıldırım'ın. Hiç bir tane bile yok. Bu siyasetle ilgilenen bir adam olmadığı için ve daha önemlisi iyi bir ikinci adam olduğu için. Bence şu anda bu anlamıyla, hani iş siyasete Erdoğan'da, icraat açısından artık tamamen Binali Yıldırım'a bırakılacak ve iş dünyasında etkisini göreceğiz. Bir de değişiklikler açısından, yani hükümet kurulduğunda yakın olan isimler, uzak olan isimler, Binali Yıldırım siyaseti çok insanı sürüklemiş isimlerden biri. Mesela İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı şu anda. Ama meclis başkanı yapıldığı süreçte milletvekiline getirilmesi bile tamamen Binali Yıldırım'ın. Ya da Sema Ramazanoğlu, aile bakanı, üzerinde çok tartışma var. Son dönemde çok ciddi bir kırgınlık yaşamalarına rağmen onun siyasete davet ettiği bir isim. Mesela bana hiç şaşırtıcı gelmeyecek bir şey söyleyeyim. Şu anda AKP'nin Sivas milletvekili olan bir isim var.
Selim Dursun çok büyük ihtimalle Ulaştırma Bakanı olarak görebiliriz. Binali Yıldırım'ın özel kalem müdürüdür. Siyasete sürüklediği insanlardan biridir Selim Dursun. Belki yeni kabinede Ulaştırma Bakanı olarak kendisinin ismini görebiliriz. Yine aynı şekilde Kars milletvekili var, siyasete davet etti Ahmet Arslan. Eski DLH müdürü. Ekiple çalışan bir insan Binali Yıldırım. Temel özelliği bu. Siyasete de bu ekibini taşımış bir insan ve çok ilginç bir şey. Mecliste de bak HDP'lisi de, CHP'lisi de, MHP'lisi de Binali Yıldırım'a uzak bir isim değildir. Yani herkesle diyaloğu vardır. O yüzden hani parlamentodaki siyaset açısından işin siyasi kanadını biraz bırakacak olursak bir yumuşama sinyali olarak bile görülebilir bence. Bu söylediklerin çok ilginç ama bir taraftan da diyorsun ki hepimizin bildiği siyaseti Cumhurbaşkanı yapacak. Öte yandan icraatı Binali Yıldırım yapacak. Yani şöyle bir tabloyla mı karşılaşacağız? Onu mu katediyorsun? Cumhurbaşkanı gererken Binali Yıldırım da ya aslında onu demek istemedi. Aslında sorun yok. Böyle bir hani o kaba tabiriyle iyi polis kötü polis gibi bir olaya mı tanık olacağız? Ben bunun ismini koymadan buna şahit olacağız. Göreceksin. Şimdi Binali Yıldırım az önce sen Kadri'yle konuşurken muhtemelen kaçırdın. Konuşmaya temel fıkrasıyla başladı. İlginç bir insan, gerçekten çok ilginç bir insan. Muhtemeldir ki çok uzun süredir beklediği bu görevi yürütürken siyasi dengeyi tamamen Erdoğan'a teslim etmek aslında onun işine gelecek. Çünkü işin asıl kırılabilir bölümü bu. Oysa ilk günden beri yani 2002-3 Kasım'dan beri Binali Yıldırım hep böyle işle ortaya çıkmış bir insan. Yapılan işler var ortada ki şunu sen... Yani siyasette çok tecrübeli bir gazetecisin. Bu rotaya girdiği andan itibaren hakkında yapılan haberleri hatırla. Yani oğluyla ilgili yapılan o kumar görüntüsü, yeğeniyle ilgili yapılan rakı kadehi görüntü. İzleyiciler de şunu çok iyi bilsin ki bu haberleri muhalefet falan yaptırmadı. Bu haberleri paralel falan yaptırmadı. Böyle bir şey yok. Bunu siyasi rakipleri yaptı. Gerçekten siyasi rakiplerden çıkmış. Dolayısıyla siyasette bu sıkıntıyı yaşamamak için o işi Erdoğan'a, Erdoğan'ın en güvendiği isim olmanın getirisiyle şu anda öyle takdim edildi çünkü. Onu ona bırakarak anladığı bölümden yürüyeceğini tahmin ediyorum ben. Bu işlere hiç girmeyeceğini, siyaset işine hiç dalmayacağını düşünüyorum. Davutoğlu dönemi bu açıdan çünkü epeyce sıkıntılıydı. Geçmişten bugüne sen Davutoğlu'nun bu kararından sonra çok güzel bir analiz yapmıştın. Şimdi hocalık vasfını hiç yitirmedi. O kibir her zaman vardı Ahmet Davutoğlu'nda zaten. Ben biliyorum. Siz de ben anlattığım sürece öğrenirsiniz bakışı. Hep vardı. Binali Yıldırım'da bunu görmeyeceğiz mesela. Böyle bir şey olmayacak. Evet. Ve peki tam yerden. Bu noktada şunu söyleyeyim. Bir kırgınlar da oluştu sonuç olarak burada. Doğru. Öncelikle tabii ki Davutoğlu ve Davutoğlu'yla beraber sayıları az da olsa hareket eden, beraber hareket eden insanlar. Binali Yıldırım'ın adı geçti ama başka isimler de dolaştı. Yine de umutlananlar olmuştur vesaire. Bir de zaten çoktan dışlanmış olanlar var. Yani Hüseyin Çelik sesini yükseltiyor, Bülent Arınç yükseltiyor falan. Bu yeni dönemde AKP içinde ya da etrafında bir fokurdanma, bir tartışma, bir iktidar savaşları bekliyor musun? Yoksa şunu mu diyeceğiz? Ya bunların hiçbirisinin bir anlamı olmaz çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü. Bunların hepsi etkisiz kalır. O isteseler de yapamazlar mı diyeceksin? Şimdi tırnak içinde mütedeyyin partilerin yapılanmasıyla ilgili senin benden çok daha fazla tecrüben var. Ama burada gelinen noktada öyle bir siyasi figürü var ki, Recep Tayyip Erdoğan figürü var ki, o hepsini kat be kat geçti. Şu anda normalden iktidardaki bir parti içinde çok fokurdama olmaz. Bunun örneği yoktur. Genelde hani muhalefette bu tarz küskünlükler olur. Çünkü iktidar nimeti paylaşılırken muhalefette kırgın gibi görünmek çok anlamlı bir şey değil siyasette. Dolayısıyla tam dediğini söylüyorum. Erdoğan bu kadar güçlü bir figür olarak ortada bulunduğu sürece Binali Yıldırım etrafında bu tarz tırnak içi bıdırdanmalar çok olmayacaktır. Ahmet Davutoğlu siyaseten dışarıda hani benimle gelin dediği zaman peşinden çok fazla milletvekili sürükleyebilecek yapıda bir siyasetçi olmadığı için bu da ikinci bir rahatlama yolu olacaktır Binali Yıldırım için. Asıl sıkıntı şu olacak bence. Aydın Ünal'ın bundan bir hafta önce söylediği ve istese de istemese de Binali Yıldırım gibi birinin de üzerine yapışmış olan düşük profil tanımı bu saatten sonra muhalefet tarafından nasıl kullanılacak? Asıl sıkıntı bu. Bu eğer çok üstüne gidilir, her olayda yapılırsa bir böyle vitesten atma durumu olabilir. Ama Binali Yıldırım genelde kontrollü bir insandır. Kolay sinirlenmez, kolay bağırıp çağırmaz. Öyle bir özelliği vardır. İşleyiş açısından AKP'de yeni bir küskünler hareketi, kırgınlar,
bu tarz bir şey yol açacağını düşünmüyorum ben Nuşa. Eyvallah Ünsal. Sana teşekkür edelim. Bir başka Ankara gazetecisine seni uğurlayıp Sedat Bozkurt'a bağlanmaya çalışacağım. Evet, iyi günler Ünsal Ünlü'ye çok teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan Sedat'ı arıyorum. Bu arada ben de birkaç şey Sedat'ı bağlanmaya çalışırken birkaç şey söyleyeyim. Açıkçası şaşırmadık ama bir ara Levent Gültekin ilk Binali Yıldırım'ın adını burada biliyorsunuz stüdyoda telaffuz etmişti. Aslında hep bilinen bir isimdi. Ama karşısında bir de Berat Albayrak'ın olabileceğini söylemişti. Daha sonra Bekir Bozdağ adı çok fazla öne çıktı. Bekir Bozdağ'ın tam da bıyık bırakmaya başladığı döneme denk geldi bu biliyorsunuz. Ama Binali Yıldırım şaşırtıcı olmadı. Ünsal çok iyi anlattı Binali Yıldırım'ı. Gerçekten Binali Yıldırım çok sakin birisi, herkesle ilişki kurabilen birisi. Bu anlamda Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ulaşamadığı, ulaşmak istemediği kesimlerle de, bütün partilerle, bütün siyasetçilerle temas kurabilecek bir isim. O anlamda belli bir kutuplaşmayı teorik olarak indirebilecek birisi. Ancak şöyle bir sorun var. Burada kutuplaşmayı Binali Yıldırım ne kadar indirmek isterse istesin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutuplaşmayı sürdüreceğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte referandum ihtimalleri, erken seçim ihtimalleri, bütün bunların hepsi gündemde ve dolayısıyla Binali Yıldırım'ın üzerinde çok gerçekten büyük büyük olacak. Yani siyasetten Cumhurbaşkanı'nın yükselttiği tansiyonu icraatla ve teknik konulara çekerek örtbas etmek isteyecek, geçiştirmek isteyecek ama bunu çok başarabileceğini açıkçası sanmıyorum. Nasıl olacak göreceğiz. Tabii bir de şöyle bir husus var. Adalet ve Kalkınma Partisi ne olursa olsun parti içi demokrasisi çok sorunlu olsa da iyi kötü bir takım mekanizmaları vardı ve bunu da en iyi bilen isimlerden birisi Sedat Bozkurt. Şu anda bağlanabildik nihayet Sedat'a. AKP'nin çıkışında biliyorsunuz Milli Görüş Hareketi'nde, Refah Partisi'nde ve Fazilet Partisi'nde parti içi demokrasinin olmaması çok birinci derecede etkili olmuştu. Buna bir tepki olarak ortaya çıkmış bir hareket olduğu için ilk başlarda parti içi demokratik mekanizmaları iyi kötü vardı. Tabii ki başkan, lider Tayyip Erdoğan birçok konuda belirleyici olabiliyordu ama değişik dönemlerde mesela Bülent Arınç'ın, Abdullah Gül'ün, Abdülhatif Şener'in ve başka isimlerin güçlü grup başkan vekilleri olurdu. Genel başkan yardımcıları olurdu. Ve bunların belli bir takım ağırlıkları olurdu. Şimdi ama Adalet ve Kalkınma Partisi Kadri Gürsel'in de belirttiği gibi gerçekten bir parti, güçlü bir parti, iç mekanizmaları olan bir parti hüviyetini büyük ölçüde kaybetti. Şimdi biraz önce yayınlandı ve belki de hala sürüyordur toplantı, bilmiyorum. Orada işte Ömer Çelik şu teşkilatlar, bu teşkilatlar, milletvekilleri hepsine sorduk ve Binali Yıldırım'da karar kıldık gibi bir şey söyledi. Ama bunun böyle olmadığını o teşkilatlar, görüş verilen herkes de biliyor. Belki sorulsa yine Binali Yıldırım çıkacaktır. Ama daha önceki örnekte olduğu gibi, daha önce sorulduğunda Abdullah Gül çıkmıştı. İkinci sırada Binali Yıldırım çıkmıştı. En altlarda Ahmet Davutoğlu çıkmıştı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Davutoğlu'nu seçmişti. Şu anda bugünkü görünen tablo ve pazar günü kongrede yinelenecek olan tablo artık AKP'nin içerisinde iç mekanizmaların, iç demokratik mekanizmalarının artık tamamen tarihe karıştığını gösteriyor diye düşünüyorum. Sedat ne dersin? Tabii bunlar onaylamak gerekiyor tabii ki. Yani bu aslında istişare mekanizmasını sen de Kristan Köşesi'nden değindin. Bir milli görüş yöntemi bu. Nitekim sen Refah Partisi kapatıldıktan sonra yeni kurulacak partinin adının Fazilet olacağını, ondan sonra Saadet olacağını milli görüş beyannamesine dayanarak ilk söylemiş kişiydin. Bu biliniyordu. Bu bilmesine rağmen partinin adı ne olsun diye muhtelif toplantılar yapıldı. Herkes tarafından konuşulduğu için Fazilet adı. Kimse Fazilet olsun demedi. Hatta pek çok insan Fazilet olmasın dedi. Buna rağmen adı Fazilet oldu. Bu yöntem oradan alınan bir yöntem. Sonuçta
Yani pazar günü kongre toplanacak ama kongre toplandığı zaman da işte siyasi partiler yasasının şekil şartlarını yerine getirme toplantısı haline gelecek. Çünkü o toplantıyı yapmak zorundasınız siyasi parti yasasına göre. Aynı 12 Eylül'de olduğu gibi. Onu atlamayalım. Ahmet Davutoğlu'nun seçildiği 12 Eylül'deki kongrede de böyle oldu. Bir irade birisini belirledi. Hatta o irade genel başkan olarak belirlediği ismin belirlediği listeye de itiraz etti. Kendisi bir liste oluşturdu. Yani Binali Yıldırım tarafından yapılan bir liste oluşturdu. Bu aslında bu bugün yaşadığımız ya da bu pazar günü yaşayacağımız kongre aslında 12 Eylül'de birlikte yaşamamız gereken kongreydi. Çünkü bir gün öncesinde bir tarafta Binali Yıldırım ve listesi, öte yanda Ahmet Davutoğlu ve parti yönetim listesi mevcuttu. İşte o söylediğimiz irade ortaya girerek o liste sayısını, iki olan liste sayısını bile düşürdü. Genel başkan adayını da bile düşürdü. Genel başkan adayı olarak o dönem Ahmet Davutoğlu'nu tercih etti. Ama parti yönetim listesi olarak da Binali Yıldırım'ın oluşturduğu parti yönetimi listesini tercih etti. Bu delegelere sunurdu. Delegeler de onay verdi buna. Nitekim o sabah ben de oradaydım. Oraya gelen insanlar bile genel başkan adayı olarak kime oy vereceklerini bilmiyorlardı. Yani kim gelse oy vereceklerdi. Şimdi bu pazar günkü kongrede delegelerin eli birazcık daha rahat. En azından 2-3 gün önceden kim oy vereceklerini öğrenmiş oldular. Yani bu kongrelere bir demokrasinin aygıtı olarak bakmak çok mümkün değil ama biraz önce sen de söyledin, milli görüş geleneğinde bu var. Nitekim AK Parti'yi kuran kadro, işte ilk milli görüş siyasetinde ilk kez alternatif genel başkan adayı çıkardığı zamanki itirazlarını alt alta koyduğunuz zaman da nitekim bir parti uzaktan yönetilmesin, çünkü siyasi yasaklı bir Necmettin Erbakan var, uzaktan partiyi yönetmeye çalışıyor. İki, tüzük parti içi demokrasinin işlemesini engelliyor. Bu tüzüğü de değiştirelim de ki bugün AK Parti'nin muhatap olduğu sorunların adı da aynen bu. Parti uzaktan yönetiliyor, böyle bir temel eleştiri var. İkincisi, parti tüzüğü parti içindeki herhangi bir demokrasi hareketine müsait değil. Yani müsait değil ama hani böyle bir AK Parti'nin içinde de böyle bir eğilim, böyle bir niyet var mı? Bu da yok tabii ama bunun nedenini de söylemek lazım. İşte AK Parti iktidar partisi, Recep Tayyip Erdoğan mutlak partiye hakim çünkü elinde devlet diye güçlü bir aygıt var. Burada tam muhafazakar sağ parti olarak bakmak lazım. Peki, burada söylediğin şeyleri birleştirerek şunu söylemek istiyorum. Fazilet Partisi'ne benzetmek çok güzel. Yani uzaktan yönetim, Erbakan, yasaklı Erbakan uzaktan yönetiyordu diye özellikle yenilikçi hareket çok itiraz ediyordu ve sonra da zaten Fazilet kapandıktan sonra AK Parti'yi kurdular. Ama o zaman Erbakan yasaklıydı. Şimdi Tayyip Erdoğan tam tersine her türlü iktidarı kendi elinde toplamış bir insanın uzaktan yönetiyor olmasına itiraz edebilmek başlı başına bir cesaret gerektiriyor. Yani kalkıp Erbakan, yasaklı Erbakan'a ya niye uzaktan yürütüyorsunuz, zaten yasağınız var diyebilmek, ki o da zordu ama yine de bir şekilde denebiliyordu. Ama bugün kimse kalkıp da Tayyip Erdoğan'a siz Cumhurbaşkanısınız, yani AKP içerisinden tabii ki, yani yoksa dışarıdan muhalefetten diyen oluyor. AKP içerisinden kimse kalkıp da Cumhurbaşkanı'na siz artık Cumhurbaşkanısınız, bu partiye karışmayın diyebilecek kimse yok. Nitekim deminki toplantıda İstiklal Marşı, Saygı Duruşu İstiklal Marşı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılık beyanıyla başladı. Ama bunu da şu oyun kurucu burada Recep Tayyip Erdoğan, bunu söylemek lazım. Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan bizlerden, yani şu anda mevcut durumu yorumlamaya çalışan bizlerden daha avantajlı. Biz onun yaptığı bir hamleyi bugün konuşuyoruz. Oysa onun kafasında bundan sonraki 5-6 hamle hazır. Hatta bir kısmı, belki de hamlelerin bir kısmı yapılmış vaziyette ama onlar da gerçekleştikten sonra biz onları tekrar konuşmaya başlayacağız. Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra ANAP'ı, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra DYP'yi, kalanları... Bir sorun yaşanıyor. Sedat'ın bağlantısından kaynaklanan bir sorun yaşanıyor. Evet, bu Skype'la yapmanın böyle bir şeyi var. Bizde burada sorun olmuyor ama yurt dışı ile yaptığımız bağlantılarda da yaşandı. Eğer tekrar şey olabilirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yoksa yayını belki de kapatmamız gerekecek. Evet, Sedat'ı beklerken şunu ben birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi
Kadri şeye Ünsal Ünlü'ye sorduğum bir soru vardı. Bu tasfiye edilen ya da dışlanan kişiler belli bir etkisi olabilir mi? Bülent Arınç'ın, Abdullah Gül'ün, Sadullah Ergin'in sayı giderek artıyor aslında bakıyoruz. Mehmet Ali Şahin mesela artık kenara çekileceğini ilan etti. Mehmet Şimşek bakan olmayacağı söyleniyor. Ali Babacan zaten etkisizleşti vesaire. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok önemli roller üstlenmiş, çok önemli yerlerde bulunmuş ama şu anda pek etkileri, yetkileri ve etkileri kalmamış. Bayağı bir kalabalık bir topluluk var. Ve onların sayısı giderek artıyor ve Bülent Arınç'ın dünkü örneğinde olduğu gibi tepkileri de artıyor. Hüseyin Çelik'in mesela pazartesi günü yazdığı yazılarda dozu giderek daha artıyor. Daha açık, daha direkt konuşuyorlar. Buradan bir şey çıkar mı sorusu başlı başına önemli. Şu anda Binali Yıldırım'ın gösterilmiş olması belli anlamlarda bu tür siyasi Erdoğan'a karşı, Erdoğan'ın partiyi tek anlamıyla, tek başına iktidarında almasına karşı tepki gösteren kişiler için Binali Yıldırım'ın olması bir anlamda avantaj. Çünkü Binali Yıldırım siyaseten çok güçlü bir profil değil. Zaten kendisi özel olarak da Ünsal'ın çok güzel belirttiği gibi hep kendini bir teknisyen olarak göstermek istedi. Bakanlıklarıyla gösterdi. Siyasetten hep yumuşak mesajlar verdi. Herkes de iyi geçinen bir insan profili çizdi. Bu parti içerisinde Erdoğan'ın mutlak hakimiyetine itirazı olanlar için bir yerde avantaj olabilir. Ama bir yerde de çok büyük bir dezavantaj. Çünkü Binali Yıldırım siyaseten kavga edebilecekleri bir isim değil. Dolayısıyla kavgalarını doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmaları gerekecek. Eğer kavga etmek istiyorlarsa, eğer bir iktidar savaşına girmek istiyorlarsa muhatapları Binali Yıldırım olamayacak. Muhatapları doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak zorunda kalacak. Bu çok kritik bir nokta. Adım adım buraya doğru yaklaşmakta olduklarını görüyoruz. Ama yine de hala baktığımız zaman Hüseyin Çelik'in, Bülent Arınç'ın açıklamalarında doz ne kadar yüksek olursa olsun hala Cumhurbaşkanı'nın adı doğrudan bu olayların, şikayet edilen hususların öznesi olarak telaffuz edilmiş değil. Henüz o eşiğe gelmedik. Gelmememizin nedeni tabii ki Erdoğan'ın çok güçlü olması ve kendilerinin böyle bir mücadeleyi kazanmalarının çok güç olması. Ama bu olmayacak demek anlamına gelmiyor. Bunu bir kenara yazmak gerekiyor. İkinci husus, Ahmet Davutoğlu'nun ne yapacağı, ne yapabileceği noktası. Kimilerine göre Ahmet Davutoğlu artık zaten kendisi gelmemişti. Tamam, bunu ben de söylüyorum. Kim getirdiyse o götürdü. Burası doğru. Ama yine de Ahmet Davutoğlu'nun 20 aylık bir faaliyeti, 20 ayda geliştirdiği ilişkileri var. Ve aklının hala AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık'ta olduğuna inanıyorum. Ahmet Davutoğlu hırslı birisi. Kendini çok önemseyen birisi ve bu yaşananlarda her ne kadar verdiği mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiçbir şekilde yönelik olmadıysa da refiklerine yönelik beraber hareket ettiğini sandığı kişilere yönelik eleştiriler yöneltmiş olsa da bu kişilerin bu hamleleri kendisine yönelik MKYK'da özellikle attıkları adımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız atmadıkları, onun talimatıyla attıkları da herhalde en iyi o biliyor. O anlamda Davutoğlu'nun bundan sonra ne yapacağı meselesi de bir anlamı olabilir. Çok fazla anlamı olmaz ama bir anlamı olabilir. Muhtemelen Davutoğlu kendini siyasetten yavaş yavaş çekip tekrar akademisyenliğe doğru geri dönüş yapmak isteyecektir. İlk akla gelen bu. Ama burada da mesela çok basit bir olay var. Hep onu düşünüyorum, başbakanlığı bıraktığı andan itibaren, resmen henüz başbakan ama değil, fiilen değil. Mesela uluslararası bir kongreye gittiğinde Ahmet Davutoğlu, orada bir İngiliz, Amerikalı ya da Fransız ya da herhangi bir dünyanın herhangi yerinden bir akademisyen muhatabı gelip de sizin başbakanlığınız döneminde akademisyenler yargılandı, tutuklandı, niye buna izin verdiniz diye sorduklarında Ahmet Davutoğlu ne diyecek?
ben kendilerini tutuksuz yargılanmalarını savundum demekten başka diyebilecek bir şey yok. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu 20 aylık bu dönemde 20 ayı kapatıp tekrar hiçbir şey olmamış gibi akademik dünyaya dönmesinin de çok özellikle uluslararası anlamda, çünkü Türkiye'de akademinin üzerinde de çok büyük bir siyasi iktidar tahakkümü var ama dünyada çok şükür böyle değil. Akademi hala özellikle gelişmiş demokratik ülkelerde özgürlüğün en önemli kaleleri olma özelliğini koruyor. Ahmet Davutoğlu akademiye dönmek istese bile karşısına bu background'ı, İngilizce deyimiyle geçmişi, 20 aylık bu parantez bir şekilde gelecektir. Neyse, Ahmet Davutoğlu'nu bir kenara koyarak söyleyecek olursak, artık gerçekten Tayyip Erdoğan'ın fiili başkanlık sistemini daha da netleştirdiği bir döneme giriyoruz. Binali Yıldırım kendisinin teknokrat, teknisyen kimliğini öne çıkartarak, kimseyle kavga etmemeye özen göstererek bir AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapacak. Bunu da anlıyoruz. Ama herkes ona baktığında her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görecek. Bu Binali Yıldırım'a rahatsızlık veren bir şey olmayabilir. Ama bu realitenin de Türkiye demokrasi için hiç de iyi bir olay olmadığının altını çizmek gerekiyor. Bizler izlediğiniz için teşekkürler. Kadri Gürsel'e, Ünsal Ünlü'ye ve Sedat Bozkurt'a da katkılar için teşekkür ediyoruz. İyi günler.